İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl aradan sonra Mısır'a gitti. Bugün programa bununla başlayacağız. Bölgesel dengeler açısından çok kritik görüşmeler oluyor. İsrail'deki problem devam ederken Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Mısır'da olması tüm dünya tarafından da tartışılıyor. Cumhurbaşkanı'nın mesajlarına da bakacağız. Tartışmalar var. Uzunca bir süreden sonra bu ziyaretin anlamı ne? Bunları da konuşacağız. Kimler bizimle? Akşam Gazetesi yazarı, savunma güvenlik ve strateji uzmanı Yusuf Alabar da. Yusuf Hocam hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Harıl harıl çalışıyorsun. Estağfurullah, estağfurullah. Başladığımızdan estağfurullah. Beri. Zafer Şahin bizimle, Milliyet Gazetesi yazarı. Zafer hoş geldin. Hoş bulduk Tam. Sen giriş yaparken Amerikan Büyükelçisi'nin açıklamasına bakıyordum. Evet. Ne diyor? Aynı paralelde düşünüyorsunuz. O da böyle değerlendiriyor. Lehimize ne diyor. Ne güzel, kiminle aynı paralelde durduk. Bakalım ona da birazdan hemen. Ceyhun Bozkurt, Süper Haber yazarı. Ceyhun hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. İhsan Aktaş da biraz sonra bizimle olacak, araştırmacı yazar. Muhtemelen İstanbul trafiğine takılmıştır diye düşünüyoruz. TEM'de, E5'te korkunç bir trafik vardı. Seçim de konuşacağız bu akşam biraz ama Mısır'la başlayalım. Zafer, ne diyor Amerikalılar? Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye dünyanın pek çok yerinde nüfuzunu, tarihi bağlarını ve ekonomik gücünü kullanmasını biliyor. Türkiye rakiplerimiz de bizim yapamayacağımız şekillerde ve yerlerde diyalog kurma becerisinde benzersizdir demiş. Putin görüşmesi için de bunu demişlerdi, hatırlıyorsun değil mi? Putin Türkiye'ye aslında ona işaret ediyor sanki, rakiplerimizle dediğine göre. Daha makul çizgiye çeker, evet. Erdoğan belki Putin'i diyorlardı. Bu ilginç bir gelişme bence, bu açıklama. Seçim öncesi çünkü onlar da biraz da İsrail sorununu herhalde üzerlerinden atmaya da çalışıyorlar. Birilerinin devreye girmesini de bekliyor gibiler. Yusuf Hocam sen ne diyorsun? Yumuşama mı bu Amerika'dan gelen bu tarz açıklamalar? Ya şöyle, ben Amerika Birleşik Devletleri'nin pragmatik devlet aklı olduğunu her programda söylüyoruz. Hı hı. Yani büyük devletler bileğini bükemedikten sonra pes etmezler ama farklı bir eşikten devam ederler. Şimdi 14 Mayıs'ta New York Times editörleriyle çok iddialı görüşmeler yapmıştı öncesinde Biden. Müttefikliğini ortaklarımızla birlikte değiştireceğiz Türkiye'deki hükümeti diye. Olmadı. Olmayınca şimdi kartlar yeniden karılıyor. Mücadele farklı bir boyutta Türkiye'nin lehine ama tekrardan başlayacak. Mücadele bitmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin ortaya koymuş olduğu bu tavrı bu perspektiften okuyorum. Çünkü 2028 yılına kadar bir Türkiye'de millet iktidar ihdas etti. Öyle 1960'lı yılların Büyükelçisi Warren gibi hadi bakalım yapın darbeyi dendiğinde darbe de yaptırtma şansları yok. O zaman, hı hı, ne yapacaksınız? Türk-Amerikan ilişkilerini gerçekten de iki ülkenin istifade edebileceği bir zemine çekeceksiniz. Ben umutluyum. Hı hı. Bu Amerika açısından da Türkiye açısından da faydalı olur. Yeter ki göz hizasında bir ilişki olsun. Tabii ki onların amaçlarını biliyoruz. Doğal olarak açıklamalarında bu reflekse uygun okuyoruz. Ama dediğin gibi bazen olumlu şeyler de çıkabiliyor tabii süreç ki, için. Net tabii bir şekilde. Bu arada İhsan Aktaş da geldi. İhsan Hocam trafiğe takıldın diye düşünüyoruz. Otopark çıkışı bozuktu. Peki hoş geldin. Bekledim. Hemen Rüya Akkuş'a bir bağlanalım. Cumhurbaşkanı'nın temaslarını izliyor. Mısır'da Rüya Akkuş. Duyuyor mu Rüya? Duyuyorum. Rüya kolay gelsin. Ne oldu? Senden dinliyoruz. Bugün nasıl bir trafik vardı? Oldukça hızlıydı. Aslına bakarsak program çok da uzun değildi. Bu yüzden kısa zamana çok şey sığdırılmaya çalışıldı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'a gelişi kendi içerisinde farklı dinamikler de oluşturdu muhakkak. Çünkü uzun bir aranın ardından geliyor olması Cumhurbaşkanı'nın burada da bir beklenti yarattı ki bu beklenti biz daha çok ekonomi ve ticari ağırlıklı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü gözlemlerimiz de bu yönde, bir ekonomik beklenti söz konusu Mısır'dan ki bu aslında artırılabilir ticaret hacmiyle alakalı. Zaten her iki lider de konuşmasında $15 milyar bir arttırılması hedefiyle ticaret hacminden bahsettiler ki hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu da altını çizdi konuşmasında, bizim burada dedi $3 milyar yaklaşık bir yatırımımız söz konusu ama yeterli değil, ne Mısır için ne Türkiye için, bunun daha da fazla arttırılması gerekiyor. Peki bunca zaman niye olmamıştı? Şimdi hemen biraz geriye gitmekte fayda var. Yüksek düzeyli işbirlikleri ülkeler arasında oldukça önemli. Bazı kararlar alınır, alınan kararlar uygulamaya konulur. Ancak 2012 yılından beri bu gerçekleşemiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisi de vurguladı. 12 yıl önce geldim dedi ve bundan sonra da yüksek düzey işbirliği toplantılarının yapılacağını söyledi. Ve yine hatta kendisi Nisan ayı içinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet etti ve ilk toplantının da Türkiye'de yapılacak olmasında altı çizildi. Peki ne olacak? Biz ne anlamamız gerekiyor bu işten? Her iki yılda bir gerçekleşecek. Bir Türkiye'de, bir Mısır'da olacak şekilde. Yani iki ülke arasındaki ilişkiler tekrardan kurulacak. Burada iki liderin konuşmasında üstüne basa basa ortaklaşa söyledikleri
ettikleri bazı kelimeler var esasen, büyük bir anlam taşıyor. Her iki lider de yaşanan onca gerilime, tartışmaya, gitgellere rağmen şunu söyledi. Bizim tarihsel, kültürel bağlarımız var. Yani biz birbirimizi reddetsek de bizim bağlarımızı reddetmemiz mümkün değil demeye getirdi her iki lider de. Ve hatta sesi konuşmasına şöyle başladı. Türkiye-Mısır arasında yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kartı gördü muhakkak ki, o da konuşmasına başlarken 12 yıl sonra Kahire'de olmaktan mutluluk duyuyorum dedi. Bu çok önemliydi. Bir de beden dilleri de çok kıymetli aslında bu görüşmelerde. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşılanmış olması sizi tarafından çok kıymetli. Neden böyle söylüyoruz? Biraz ben Türkiye'den örnek verecek olursam eğer. Türkiye kim gelirse gelsin bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına gidip hiçbir lideri karşılamadı. Dolayısıyla bir liderin havalimanına gidip bir başka lideri karşılaması gerçekten büyük bir adım. Üst düzey bir karşılama töreni ve öyle de oldu. Yüzler gülüyordu, samimi bir atmosfer vardı. İki lider sürekli görüşüyorlardı. Sımsıkı bir tokalaşma vardı evveliyatında. Sonrasında tabii kameraların karşısına geçtiklerinde de iki liderin yüzü gülüyordu ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken sesinin cephesi Cumhurbaşkanı'na dönüktü. Adeta kulaklarını açtı net bir şekilde. Beden dili çok ona dönük ve olumluydu. Dolayısıyla bu da mesajlara yansıdı. Her iki ülkede bölgedeki barışa önemli bir vurgu gerçekleştirdi. Her iki lider de Gazze-İsrail üzerinden bunu yaptılar gibi görünebilir ama sadece öyle değil. Afrika'nın kalkınmasını da ele aldılar. Libya'dan da bahsettiler. Bölgesel bir kalkınmadan da bahsettiler. Her iki ülkede mevcut ateşin dindirilmesine yönelik olarak mesajlar vermiş oldu. Bu da oldukça kıymetliydi. Hatta şunu söylemek de mümkün. Biraz daha yurt dışı temaslara bakacak olursak, nasıl yankılandığına bakacak olursak eğer, bu noktada esas üstte durmamız gereken hususlardan bir tanesi şu, çok kapsamlıydı. Şöyle mesajlar dikkatleri çekti. Her iki ülke içinde bir dönüm noktası olduğu söylendi. Uluslararası gazeteler bu manşetleri kullandı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinin bölgesel gerilimi azaltmak için bir fırsat olduğu vurgusu vardı. Yine tarihi ve bölgesel bağlar üzerinden yeni bir ittifak da kurulabilir, yeni bir güç dengesi oluşabilir dendi. Tüm bunlar çok kıymetliydi. Bir ortak mutabakatın altına da imza attılar. Bu da kıymetli. Bundan sonra neler yapılabileceğini gösteriyor. Kısaca hemen şu anda değinmekte fayda var aslında. Hemen altını çizmek istiyorum. Savunma sanayi alanında büyük bir beklenti söz konusu Türkiye'den. Çünkü neden bunu istiyorlar? Türkiye'nin kazanılmış bir bilgi birikimi var. Bunun işler hale gelmesini istiyor. İHA'lar, SİHA'lar ciddi bir ihracat kaynağı Türkiye için. Körfez ciddi bir alıcı. Mısır diyor ki ben de bu pastadan faydalanmak istiyorum. Ben de payımı almak istiyorum. Bu noktada da bir işbirliği olabileceğinin çok net sinyallerini verdiler. Bugünden yarına değil ama Nisan ayına kadar belli ki heyetler çok kapsamlı bir şekilde çalışacak. Ve Nisan ayı geldiğinde biz çok kapsamlı bir çalışmanın altında da çok detaylı bir imza göreceğiz diyebilirim aslında. Çok önemli mesajlar. Şimdi bugünün yansıması, bir hafta boyunca buna bakmak lazım. Çünkü baş başa görüşmeye bizler katılmadık. Bunun yansımaları Türkiye'ye döndüğümüzde biraz daha alabileceğiz. Mutlaka ki konuşmaya devam edeceğiz bu ziyarete. Çok teşekkür ederiz. Rüya Akkuş bize bir çırpıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temaslarında nelerin gündeme geldiğini anlattı, havayı anlattı. Biz konuşmaya devam edelim.